Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. 8'den 9'a geçenler için hazırladığımız partikül telafi kampının 3. dersine gelmiş bulunmaktayız. Bu derste sizlere doğrusal denklem grafiklerini anlatacağım. Denklemi herkes çözer de denklemin grafiğini herkes çizemez diyor ve bu konunun oldukça önemli olduğunu tekrardan hatırlatıyorum. 9. sınıfı ve diğer sınıflar 10-11-12'de yine oldukça fazla karşınıza çıkacak ve kullanacağınız bir konu o yüzden önemseyip dikkat eder Dersiniz, bence sizin için daha faydalı olur PDF'leri bu sefer yine başta söyleyeceğim Unutmadan videonun altında Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz Oraya gittiğinizde zaten bu kampla ilgili Aslında tüm derslerin videolarını ve PDF'lerini e, Partikülmatematik.com'a gidiyorsunuz biliyorsunuz o linkten Ve orada hepsini bir arada görüyorsunuz Bu yüzden de kaçırdığınız Önceki derslerde varsa kanalı, Kanalın içinde hani onları arayarak Zaman kaybetmezsiniz ve oradan direkt Ulaşabilirsiniz diyorum Onun dışında Kampımız 5 ders olacak ve 21 Eylül'den itibaren de yeni derslere başlayacağız. Yani 9. sınıf derslerine başlayacağız. Burada biliyorsunuz telafi kampında 8. sınıfın 2. dönemiyle ilgili e, önemli noktaları tekrar ediyoruz. Telafi ediyoruz aslında ama 9. sınıf konularına da 21 Eylül'de belki talep ederseniz daha da öncesinde başlayabiliriz. Zaten kamp yapmıştık ama özellikle soru çözümü yapacağız diye söz verdik. Onu tekrardan başlatacağız. Mantık ve kümelerle ilgili sorularımızı çözeceğiz ilk başta. Dolayısıyla dilerseniz eğer yorumlarda belirtirseniz daha da önce başlayabiliriz o soru çözümlerine ya da zaten 21 Eylül'den sonra bizim normal akışımızda, planımızda bu var. 21 Eylül'den sonra biz zaten başlayacağız. Eğer değilseniz kanala abone olarak hem bu içerikleri hem de o yeni gelecek videolarımızı kaçırmadan takip edebilirsiniz ve şimdiden videoyu beğenirseniz de sevinirim. Artık hazırsanız telafi kampının 3. dersine başlıyoruz. Evet şimdi denklemleri daha önceki ders anlatmıştık, koordinat sisteminin de daha önceki derslerde anlatmıştık. İşte burada o iki konuyu birleştirip de anlatacağız. Doğrusal denklem grafiklerini anlatacağız. Yani koordinat sistemi üzerine aslında denklemin grafiğini çizeceğiz. Çok değişik bir konu olduğunu e, tahmin etmişsinizdir ki öyle zaten. Şimdi mesela x eşittir 5 dediğimiz şeyi biz e, koordinat sisteminde nasıl gösteriyoruz? Aslında gençler bu ne demek biliyor musunuz? Koordinat sisteminde çizdiğiniz doğru da her noktasında x değerinin 5 olması demek. Dolayısıyla hemen x'in nerede 5 olduğunu bir bulalım. Şurası 1, 2, 3, 4 ve 5'i yakaladık. Yani şu noktanın x eşittir 5 olduğunu söyleyebiliriz. Yani x'in 5 olduğu yer. E peki x sadece o noktada mı 5? Yani başka yerlerdeki noktalarda koordinat sistemin genelinden bahsediyorum. Herhangi bir yerde mesela şurada bir nokta aldığımda o noktanın da mesela bu noktaya A diyelim. A noktasının da X değeri yine 5 değil midir? Bir önceki ders ne anlatmıştık? Şöyle aşağıya yukarıya baktığınızda e, göreceğiniz değer X değeriydi. Dolayısıyla şöyle aşağıya doğru baktığında X'in 5 olduğunu görüyorsun. Yani demek ki A noktasının da yine X değeri 5'miş. E bu yüzden işte şöyle temizleyelim. O e, noktanın dikey olarak tamamına biz X eşittir 5 doğrusu diyeceğiz. Şöyle düzgün bir çizgi çekmeye çalışalım. İşte şu şekilde de göstereceğiz. Bunun her yerini noktalayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu doğrunun adına bu grafiğe biz X eşittir 5 grafiği diyeceğiz. X grafikleri bu şekilde dikey çizilir. Şimdi bir de gelin y eşittir 3'ü çizelim. Bunun için de y'nin 3 olduğu yeri bulacağız. Ve bu sefer dikey değil yatay çizeceğiz. Yani şu grafikte ya da şu doğrunun üzerindeki her bir değerin y değeri, her değerin y değeri 3 olacaktır. Bu yüzden de bu grafiğin adına da y eşittir 3 diyeceğiz. Mesela örnek veriyorum. Şu noktayı aldım. Bu nokta a olsun. Hadi bu noktanın değerini bulalım. Bir önceki dersin tekrarını yapıyoruz. Yani telafinin telafisinin Telafisini yapıyoruz şu anda. Bu noktanın hemen dikeyde gidiyorum. X değerini buluyorum. 1, 2, 3 ve 4 olduğunu görüyorum. Y değerine de nasıl gidiyorduk? Sağa sola bakıyorduk. Dolayısıyla Y değeri de şöyle sola gittiğinizde kimi görüyorsunuz? 1, 2 ve 3 noktasını görüyorsunuz. Yani A noktası için 4'e 3 diyebiliyoruz. 3'e 4 demek yok bakın. Önce X'ler söyleniyordu. Sonra Y'ler söyleniyordu. Dolayısıyla bu şekilde görüyorsunuz. Ee, tek başına yani x eşittir 5 ya da y eşittir 3 şeklindeki grafikleri bu şekilde çizebilirsiniz. Yani tek başına dikey ya da yatay bir halde çiziyorsunuz. Tabii ki de sadece onunla kalmayacağız. Bir de bunların yamuk halleri var. Birazdan onu da anlatacağım. Bir de negatif örnekler verelim. Sonra Meli Hoca negatif örnek vermedi. Bizi kandırdı. Sadece pozitifler varmış gibi. Ee, sağda solda kötü reklam olmasın. Hemen x eşittir eksi 2'yi bulalım. E, eksi 1 burası. Eksi 2 şurası mı? Aslında bir öncekinin aynısı. Sadece eksilerde göstereceğiz. Bir fark var mı? kesinlikle hiçbir fark yok. İşte x eşittir 2 doğrusu bu şekilde gösterilir. Y eşittir eksi 6'da da eksi 6'ya gideceğiz. Y üzerinde eksi 6'ya gidiyorsunuz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6'da işte tam olarak şöyle oluyor. Y değerleri eksili değil pardon. Y değerleri tamamen çizemedim o yüzden ona bakıyordum. Y değerleri yatay çizilir. Y grafikleri, X grafikleri de dikey çizilir. Tekrardan hatırlatıyorum. Ve her şeyin bu kadar güllük gülüstanlık olmadığı sorulara geliyoruz. Y eşittir 4X mesela. İşte bunu nasıl çizeceksin? Şimdi tam bir değer yok. Nasıl çizeceksin? Şöyle çiziyoruz. Öncelikle y yalnız ya burada. x'e değerler vererek kendimize bazı noktalar oluşturacağız. Bu bulmacalarda falan olur. Böyle birden başlarsın 2 3 4 5 böyle tamamlarsınız ya en sonda tavşan çıkar karşınıza. Burada tavşan çıkmayacak karşımıza ama e, doğrusal bir denklem grafiği elde edeceğiz. Nasıl elde edeceğiz? Birkaç nokta bulacağız dediğim gibi. Bunun için x'e 0 1 ve eksi -1 değerlerini vererek Bunlara karşılık gelen y değerlerini de bulacağız. Sonra da noktaları birleştireceğiz. İşimiz aslında bulmacada olduğu gibi. Dolayısıyla hemen yapalım. Şimdi x'in sıfır olduğu durumda x'e sıfır verirsem 4 kere sıfır ne olur? Sıfır olur. Ha, demek ki ben x'e sıfır verdiğimde y değeri de sıfır oluyormuş. Dolayısıyla x sıfırken y de sıfırsa o noktayı bir hemen buluyorum grafik koordinat sisteminin üstünde. 0'a sıfır şurası değil mi? Hatta şöyle büyütelim mi? Daha geniş güzel çalışalım. 0'a sıfır şurası. Birinci çinko. İkincisi x'e 1 veriyorum. x'e 1 verdiğimde y ne çıkar? E 4 kere 1'den 4 çıkar değil mi? Dolayısıyla burada da y eşittir 4 diyor ve bu noktaya gidiyorum. Yani kaça kaç noktası bu bakın. 1'e 4 noktası. Üstteki de 0'a 0'da. 1'e 4 noktasına gideceğim. Önce x değeri 1'miş. Sonra da üstte 4 çıkacağım. 1, 2, 3 ve 4. Yani şurası da 4 noktası. Diğer e, ıvır zıvır silelim. 1'e 4 noktasını da buldum. Bir de x'e eksi 1 değeri veriyorum. E şimdi 4 çarpı eksi 1'den ne oluyor? Eksi 4 oluyor. Dolayısıyla ben y eşittir ne diyeceğim? Eksi 4 diyeceğim. Yani eksi 1'e eksi 4 noktasını da gösterelim. Eksi 1 şurası. Eksi 4'te eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4'te işte tam olarak şurası. Bundan sonra ne yapıyorduk? Nokta birleştirme aynı bulmacada olduğu gibi. Umarım düzgün çizebilirim. Ee, siz bunun düzgün olduğunu e, düşünün, hissedin. Tamam, şöyle umarım güzel çizebilmişizdir. İşte bu doğrunun adına ne diyormuşuz? Y eşittir 4x grafiği ya da doğrusu da diyebiliriz. Hemen yandakine geçiyorum. Bakın gittikçe çirkinleşiyor sorular. Ee, bakalım bunda ne yapacağız? Mantık aslında hiç değişmiyor. Yani matematikte bir konunun kuralı vardır ve o ne kadar değişse de hani soru tipleri, soru tarzı ne kadar değişse de lisede çok göreceksiniz böyle çünkü. Mantığı değişmez. Yani gidişatı değişmez hiçbir zaman. Burada değişiyor mu? Burada da değişmiyor. Yine ne yapacağım? Şöyle yukarıda çözeyim. X yerine 0 vereceğim. Y değerini bulacağım. Hemen gidelim Y değerini bulalım. Şuraya 0 verdiğinizde 2 kere 0 0 zaten burası uçtu. Y eşittir ne kaldı? 2 kaldı. Dolayısıyla X 0 iken Y 2 2'ymiş. Yani o nokta kimmiş? 0'a 2 noktası. Hemen bulalım. X 0 onun değeri yok. Sadece 2'yi göstereceğim. İşte 0'a 2 noktası şurası. Birincisini buldum. Yani bulmacada o karaladığımız noktalardan bir tane noktayı keşfettik. İkincisi için X'e 1 verelim bakalım. Bu arada burada hani x'e 0, 1 ve eksi 1 niye veriyoruz? Çünkü e, üşengeciz, tembellikten dolayı veriyoruz. Yoksa fantezi arayanlar x'e 5, 10 gibi değerler de verebilir. Fakat... Teknik olarak sorularda çıkan ve e, ÖSYM sorularında da sizden istenen 0, 1 ve eksi 1 değerlerini bulmanızdır. Sadece bunlarla daha çok gösterilir. Bir nevi evrensel çizim yöntemi gibi de düşünebilirsiniz. Kolayca e, sonuca ulaşabilmek istiyoruz. Yani tamamen bu yüzden. Çünkü bizim için amaç o doğrunun e, e, eğimini tam olarak görebilmek. Yani nasıl gidiyor, nereden geçiyor bunları görebilmek. Bu yüzden de 0, 1 ve eksi 1 vermek yetiyor. Başka değerlerde istiyorsanız verebilirsiniz. Hani ben çok... E, çalışkanım çok böyle şeyler göstermek görmek istiyorum diyorsanız o da sizin tercihiniz. X birken Y kaçmış bakalım. Şimdi şuraya 1 verdiğimde bu sefer gitmiyor tabii ki de. 2 kere 1 2 iki, artı 2'den 4. Yani 1'e 4 noktasını göstereceğim. Hemen gidip gösteriyorum. Şurası 1 şurası 4 çarpıştılar şurada ve 4 noktası da şurasıymış şu ıvır zıvır yine silelim. 1'e 4 noktasını gösterdim. Şimdi bir de x'e eksi 1 veriyorum. Eksi 1 verdiğimde şurası ne oluyor? 2 kere eksi 1'den eksi 2 oluyor. Artı 2'den 0 oluyor. Yani y değerimiz 0 oluyormuş. Demek ki eksi 1'e 0 noktasını göstereceğiz. O nerede? O da aha da işte şurada. Gördüğünüz gibi aslında eğim belli oldu. Yani şöyle 2'ye 1 kare şeklinde gidiyor görmüşsünüzdür. Ben tabii öyle gidemedim. Hıh. Şöyle daha şık oldu. Bir de üstten gidiyor tabii ki de. Evet şu şekilde bir doğru grafiği elde ettik diyorum. Devam. Son olarak boşluk dolduracağız ve dersin sonuna gelmiş olacağız. A ve B gerçek sayı ve X ile Y değişken olmak üzere Y eşittir AX artı B şeklinde yazılabilen denkleme doğrusal denklem denir gençler. Bu konu başlığının aslında tanımını yapmış gibi olduk. Y eşittir AX artı B formatı. Ne demek doğrusa? Yani düzgün gidiyor. İleride mesela ben X eşittir 8Y verdiğimde ya da X8 iken Y'nin ne olacağını görebilirim bu denklemde x'e 8 verip y'nin ne değer aldığını bulabiliriz. Bunlara işte doğrusal diyoruz. Her zaman doğrusal olmayacak grafikler. İleride e, gerçekten matematik çirkinleşiyor onu da söyleyeyim. Şöyle filan denklemler göreceksiniz. Neyse şimdiden çok fazla korkutmayayım. Y eşittir 0x artı doğru, e, 7 doğrusal denkleminde x için hangi değerleri verirsek verelim. Y her zaman ne olur? Bakın şurası 0 çarpı x'ten ne olacaktır? Hop uçtu. 0 zaten. Y her zaman 7'dir diyebiliriz. Yani 7 olur diyebiliriz. Bunlar bunlara sabit denklem ya da sabit grafiklerde diyebiliriz. Yani y eşittir 7 ne demek? Sonsuza kadar x'e ne verirsen ver. Çünkü x zaten uçuyor, yok oluyor, sıfır yutuyor onu. Y hep 7 çıkacak. X eksenini dik kesen doğru hangi eksene paraleldir? Hemen ilk sayfaya geri gidelim. Bakalım kime paralelmiş. Şimdi X ekseni bu. Ben bunu dik kesersem şu arkadaşı elde ederim değil mi? Dik kesen budur. E bu da hangi eksene paraleldir? tabii ki de y eksenine paraleldir. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Y eksenine paraleldir diyeceğiz. Y eksenin dik kesen doğru da tabii ki de x eksenine paraleldir. Son cümlemiz y eşittir ax artı c doğrusal denkleminde c eşittir 0 ise doğru nereden geçer? Şimdi bakın bu da hangi denkleme benziyor? Hemen örneğimizi verelim. Şurada bakın y eşittir 4x denklemi aynı bunun gibi. Yani y eşittir 4x yazıyoruz. Artı c, c yok. C sıfırmış zaten. Dolayısıyla bu gibi doğrular yani bu formattaki doğrular her zaman e, orijinden geçer ya da orijinden geçer. Her neyse başlangıç noktasından geçer diyebiliriz. Bunlar da aklınızda kalması gereken bazı cümleler, bazı bilgiler. Dolayısıyla bu kısmı da tekrar bir silip baştan geçmenizi tavsiye ediyorum. Evet bu videoluk benden bu kadar. Üçüncü dersinde sonuna gelmiş olduk. Yine biraz gevezelik yaptık sanırım. Bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.